Merhaba canlarım, merhaba arkadaşlarım. Bugün kısa fakat değişik bir konu konuşalım. Bu konuşmada, bu içerikte. Evet, biliyorsunuz saat 18'de yayınlanıyor bu konuşmam. Şu anda saat 18 suları olması gerekiyor siz bunu izlerken. Tabi pek çoğunuz da 18'den sonra izleyeceksiniz. Ama bunun yayın saati 18. Onu hemen söyleyeyim. Ve bugün 25 Ekim 2018 Perşembe. Benim güzel dostlarım, benim güzel kardeşlerim, AK Parti iktidarlarının hemen hemen son 10 yıllarının tamamında eğitim sistemimiz alt üst oldu. Şimdi ben size okullarda bazı öğretmenlerin ve tabii ki Kur'an kuşlarındaki hocaların küçücük çocuklarla yaptıkları konuşmaları ya da soru cevapları hatırlatmaya çalışacağım. Ve bunların bu soru cevapların alındığına verildiğine yüzde yüz eminim. Onu söyleyeyim bir defa. Mesela şimdi Tanrı konusu konuşuluyor. Dünya var mı diye soruyor hoca ya da öğretmen çocuğa. Dünya var mı? Var. Dünyayı bir yaratan var mı? Var. Dünyayı kim yarattı? Allah yarattı. Peki. Şimdi bu üç soru. Dünya var mı? Var. Dünyayı kim yarattı? Allah yarattı. Dünyanın bir yaratıcısı var mı? Var. Kim yarattı? Allah yarattı. İnanç açısından hiçbir sakıncası yok. Asla. Çocuklar için. Ama o yaşta sorulacak sorular değil. Çünkü o yaşta çocukların özgür iradelerinin olması mümkün değil. O yaşta çocukların iradelerini özgür bırakmak nedir? O yaşta bir çocuğun iradesi özgür olabilir mi? Mesela çocuğa istediğin gibi düşün yavrum. İstediğin şekilde ifade et diyebilirsiniz. Bu neye benzer biliyor musunuz? Kümesin kapısını açık bırakıp tavuklara hadi gidin demek gibi bir şeydir. Kimi tavuk çıkar, birkaç tur atar bahçe içinde. 3-5 arpa, buğday ne bulduysa mısır gagalar. Sonra tekrar döner kafesine girer. Düşünmeye başlar. Ama tavuk sadece düşünür. Hiçbir şey üretmek sizin düşünür. O iradesinin özgür olduğunu farkında bile değildir. Önemli olan iradeyi özgür bırakmak değil. Önemli olan irade sahibinin iradesinin özgür olması gerektiğinin farkında olması. Eğer siz iradenizin özgür olması gerektiğini farkında değilseniz ya da böyle bir şey hiç aklınıza bile getirmemişsiniz. Ben size dilediğim kadar özgür iradem var kullansana diyeyim. İşte çocuğa çocuğa soru cevaplarla gidip din anlatmak ve onu bir konuda ikna etmek, inandırmak ahlaki değil. Benim için hiç ahlaki değil. Neden? Çünkü irade özgür değil. Bakın inanmak başka, inandırmak başka, bilgilendirmek başkadır. Bir çocuğa Cumhuriyet 29 Ekim 1923 tarihinde ilan edildi derseniz onu bilgilendirmiş olursunuz. Cumhuriyeti ilan eden Mustafa Kemal Atatürk diye başlayan cümlede doğru yapar. Neden? Çünkü çocuğu bilgi yapar, bilgi sahibi yapıyorsunuz. Ama çocuğa inandırılması gereken konularda yani kanıtı mümkün olmayan konularda inandırmak istiyorsanız o yaşlar çok erkendir. İnanç bambaşka bir şeydir. Bilgiyle inanmak arasında çok fark vardır. Bir çocuğa bilgiyi verirsiniz. Bilgidir. Çünkü o bilgi her zaman yenilenebilir. Ama inanç yenilenmez. Çocuğum Tanrı'ya inanıyor musun? İnanıyorum. 15 sene sonra. Oğlum Tanrı'ya inanıyor musun? İnanmıyorum. Diyebilir. Ama bunu diyen çocuk sayısı %3, 2'dir. 3 çok mu oldu? Bence de çok oldu. Ancak 100 çocuktan ikisi buna hayır diyebilir. Neden? Çünkü ancak 100 çocuktan ikisi artık üçü özgür iradelerinin olduğunu farkındadır. Özgür iradeleriyle düşünmeleri gerektiğinin farkına varmıştır. Kusura bakmasın kimse. Diğer insanlarımız, diğer halklar bütün dünya için geçerli. Sadece bizim için geçerli değil. Bütün dünya insanları için geçerli. İnsanlar sandık başında bile gittiklerinde bilgileriyle değil, ile oy veriyorlar. Fenerbahçe Galatasaray Beşiktaş taraftarlığı gibi bir şey bu. Demokrasilerin en büyük zaafı. Hangi demokrasilerin? Az gelişmiş ülke demokrasilerinin. Gelişmiş ülke demokrasilerinden söz etmiyorum zaten. Orada 6-7 yaşında çocuğa tanrı var mı? Ha, dünya var mı? Ha, ne, ne, ne. Yani bu, bu tür sorularla çocuklar inanç sahibi yapılmazlar. Yapılmadıkları için onlar özgür iradelerinin olduğunun bilincindedirler. Özgür iradeleri olmak olması gerektiğini bilirler. Yani 14 yaşındaki bir Avrupalı yetişkin çocuğa, bir öğrenciye, bir delikanlı genç kıza, erkeğe bunları sorduğunuz zaman size mutlak surette özgür iradeleriyle cevap verecektir çoğu. Eğer bilgi istiyorsanız, inanmak istiyorsanız pek çoğu da önce evrim teorisinden söz edecektir size, evrim teorisini anlatacaktır. Bilimsel olarak yaratılmayı, yaratılışı, aktaracak, sizinle paylaşacak bilgisini. Ondan sonra giderse dini konularda ama dini benim dini inançlarımda böyle böyle olduğunu söylüyor diyecektir. Ama bütün hayatı boyunca, bütün eğitim eğitimlerinde, bütün buluşlarında, bilişlerinde, yaratıcılıklarında hepsinde evrim teorisinden istifade edecektir. Evrim teorisinin gerekliliklerinden faydalanmayı yolunu tercih edecektir. Bunu bilmeden, bunu yapmadan Türkiye'de eğitim sistemi neden bu kadar kötü diye tartışmanın hiçbir anlamı yok. Eğitim sistemi bu yüzden kötü. Çünkü eğitim sistemimiz bilgiye değil, inanca dayanıyor. Çünkü eğitim sistemimizi bu ülkenin bir dönemler başbakanı, ki uzun dönem başbakanı, son 4 yıldır da cumhurbaşkanlığını yapan Sayın Recep Tayyip Erdoğan böyle belirledi. Kindar ve kindar bir nesil yetiştirmek üzere belirledi. Tekrarlıyorum bunu. Çok tekrarlayacağım. Bu söylediklerim Sayın Cumhurbaşkanı'nın bizzat kendi ağzından çıktığı ifadelerdir. Dindar ve kindar bir nesil. Yani dinini de bilecek, kinini de bilecek. Kime kin besleyecek? Tabii ki sekülerlere. Tabii ki layık cumhuriyetten yana olanlara kin besleyecek. Böyle yetişme tarzı olmaz. Böyle eğitim de olmaz. Olmaması gerekir. Onun için diyorum ya, özgür irade olmak yetmiyor. Özgür iradeli olmak gerektiğini inanmak bunu bilmek de gerekiyor. Aksi halde tavuklara, hadi bakayım kış kış kış, çıkın kafesten dışarıya. Çıktı, üç beş pıt pıt pıt, pıt gaga gaga vurdu, tekrar döndü kafese. Türkiye Cumhuriyeti'ndeki seçmenlerin yüzde sekseni kafesten kış kışlanan tavuk gibi. Karnını doyurup tekrar kafese dönüyor. Düşünme, niçin özgür bırakıldığını, niçin kafesten gönderildiğini, niçin kafesten kış kışlandığını, yerlere atılan yemlerin ne manaya geldiğini hiçbir zaman için sorgulamaz tavuklar. Türk insanının yüzde sekseni bunu sorgulamıyor. Seçim sandığının başına gittiği zaman da sorgulama yeteneği olmadığı için inandığı inançlarıyla, bilgileriyle değil, inançlarıyla oy veriyor. Soruyorlar. Kendi mesela halka soruyorlar. mes. ben çok duydum böylelerini. Bizim başkan iyi bir insan mı, kötü bir insan mı? İyi insan. İyi insan olduğuna göre demek ki iyi de bir Müslüman. Tabii çok iyi bir Müslüman. Beş vakit namazını abdestinde. Peki iyi bir Müslüman çalar mı? Çırpar mı? Yolsuzluk yapar mı? Yapmaz. Asla yapmaz. İşte bitti. Bitti. O inançlı Müslüman diye inandıkları kişi gözlerinin önünde dünyayı götürse artık o hırsızlık yapmaz deden. E çünkü iyi bir Müslüman. Dikometim diyorlar. Öyle bir şey galiba. Canlarım <laughs> benim be. Ya ne güzel ülke be. Ne güzel ülke ya. Ama ben o kadar eğlenceli, o kadar keyifli, o kadar umutluyum ki. Çünkü bu bir ülkenin, bu bir ülke halkının dibe çöküşüdür, dibe vuruşudur. Bir çıkacağız ki göreceksiniz. Olağanüstü güzel bir çıkış olacak. Hepinizi gözlerinizden öpüyorum. Hoşçakalın. Akşama saat 21'de çekim var. Maçlar kaçta? İnanın artık bilemiyorum. Çok fazla kurcalayamadım da. E, maç izlemeyenler gelirlerse, izlerlerse neler anlatacağımı çok büyük ihtimalle saat 9'dakinde güncel siyasi olayları, Merkez Bankası Para Kurulu'nun faiz kararını <laughs> anlatıp yorum yapacağız. Hoşça kalın canlarım. Hepinizi gözlerinizden öpüyorum.